34. Bölge Aksay Kırşehir Eczacı Odası bir kongre delegesiyim. Eczacı Halil Durukafa. Buyurun. Halil Bey, ilaç fiyatları belirlendi. Belli bir oranda yükseliş var fiyatlardan. Neler söyleyeceksiniz? Şu anda bizim ilaç kurlarımız 4.57 idi. Şimdi 6.40'lara çıktı. Bu yaklaşık %37 bir zam demek oluyor. Aslında kur düzenlemesi diye geçiyor ama hali hazırda zam olarak geçiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Hani zam meselesi bazı devlet büyüklerinin de tweetlerini gördüm. Üzüldüm. Neden üzüldüm? Çünkü global dünyada yani Çin'de bir tane virüs çıkıyor. Bizim X köyümüzdeki adamda çıkıyor. Artık dünya birbiriyle iç içe girmiş. Herkesin bir değeri var. Dolayısıyla ilaç da global bir değer. Global bir değeri var. Eğer siz aynı ilacı Almanya'da atıyorum 10 euroya satarken Türkiye'de 10 TL'ye satarsanız o zaman o global değer kayboluyor ve ilaç şirketleri ne yazık ki Türkiye'miz dışa bağımlı olduğu için ilaçlarda yeni molekül bulmada da dışa bağımlı olduğu için eski moleküllerde de dışa bağımlı olduğu için Türkiye'deki üretilen ilaçlarda da dışa bağımlı bir ortaklıkların kurulduğu için biz bu ilaç fiyatlarını global seviyede tutmak zorundayız ki hastalıklarımızı tedavi edebilelim. Dolayısıyla bu zam ben inanıyorum, şunu inanıyorum. Bizim için çok yüksek bir zam ama ilaç firmaları için, hele hele global ilaç firmaları için küçük bir zam. İnşallah şu zam sebebiyle yaşadığımız ilaç bulamama meselesini 2022 yılında ve 2023-2024'lerde yaşamayız ki bu zamlarla. Daha çok bekliyordu ilaç firmaları ama böyle bir seviyeye çekilebildi. Biz bu konuda tamamen nötrüz. Neden nötrüz? Şöyle, bizim için önemli olan halk sağlığı. Biz halkın sağlığını için çabalıyoruz ama bunun yanında da bir değer var. O değeri de almak istiyoruz. Dolayısıyla ilacı bulalım. Eczanemizi reel şartlar içerisinde idare edelim. Elektriğimizi ödeyebilelim ilk önce. Doğalgazımızı ödeyebilelim. Artan personel maliyetlerini ödeyebilelim. Ama küçük bir çocuğa da o ilacı bulalım. Sorunsuz bir şekilde o tedaviyi yapalım derdindeyiz.